Herkese merhabalar. Bugün elimde 4 tane kitap var. Bu kitapları yine burada kısaca tanıtacağım size. Önümüzdeki haftalarda önceki videolarda yaptığımız gibi tek tek ayrıntılı bir şekilde yorumlayacağız. İsterseniz ilk kitapla başlayalım. Birinci kitabımız Fahrenheit 451. Bu kitap en popüler kitabımız bu 4 kitap arasında. Çok satanlarda, çok yorumlananlarda olan bir kitap. Yorumlarını izledikten sonra okuyup tanıtmaya karar verdiğim bir kitap. Bunu yorumlayanlar genel olarak şöyle yorumluyorlardı. Zaten yazar ileriye yönelik bir hikaye anlatıyor bize. Yani gelecek hayali kuruyor. Daha doğrusu bir öngörü diyelim. O zamanlar gelecek ki kitaplar yakılacak. Hatta itfaiyeci diye bir meslekten bahsediyor. Bunlar yangın söndürmüyorlar. Bunlara işte bir ihbar geliyor. Ne ihbarı? Şu evde biz kitap olduğunu düşünüyoruz. Gidin bakın. Bunlar gidiyorlar o evde kitap bulunca hemen yakıyorlar. Kitap bunu anlatıyor. Yorumcularda hep şu noktadan yaklaşıyorlar. Bugünleri de mi görecektik falan şeklinde bir yorumu var. Oysa ki şöyle düşündüğümüzde kitaplar tarih boyunca yakılmışlar. Yani kitapları geçin. Büyük bir ihtimalle yazarları da yakılmıştır. Yani yazarlarından böyle yakılmış bir örnek aklıma gelmiyor şu an ama kitaptan dolayı idam edilen, hapsedilen birçok yazar var. Hatta yazarları da geçelim. Okurlar yani bir kitabı okuduğumuz için hapsedilebilirdiniz. Hala bu çağda da hapsedilebilirsiniz. Hatta okumayı da geçtim. Evinizde kitaplığınızda bir kitabın bulunması bile sizi hapse attırabilir, idam ettirebilir. Yani kitap okumak bu kadar ciddi bir iştir. Bu arkadaşlar böyle kitap yorumlarken herhalde şunu düşünüyorlar. Biz aşk romanı okuyoruz, işte roman okuyoruz, işte basit şeyler okuyoruz. Bunlar neden bu kadar ciddiye alınsın ki? Yani insan hayatını niye bu kadar tehlikeye soksun diye düşünüyor olabilirler. Oysa ki okudukları kitaplardan da geçmişe gidersek yani yazıldığı döneme gidersek büyük bir ihtimalle yazarları aşk romanı gibi gözükse dahi o günkü siyasiler için çok değerli mesajlar içermiştir kitapları. Büyük bir hayal vardır onun içerisinde ve her hayal belli diktatörlükler için risklidir. Bundan dolayı zor günler yaşamışlardır. O yüzden bir kitabı yazmak tehlikelidir. Bir kitabı okumak tehlikelidir. Bir kitabı kitaplığınızda bulundurmak dahi tehlikeli bir iştir. Eğer hayal kurmak noktasında kurduğunuz hayalleri hayatınızla eş değer tutamıyorsanız kitap okuma işine, bir kitaplık kurma işine çok da bulaşmamanızı tavsiye ederim. İşte bu kitabımızda da aynı şekilde kitaplara verilen bu değeri biraz işlemeye çalışacağız. Anlatılan yorumların dışında yazarın varmaya çalıştığı farklı bir bakış açısını burada önümüzdeki hafta anlatmaya çalışacağız. İkinci kitabımız bilim tarihi sohbetleri. Önceki kitap için bahsettik ya, yazarları için çok tehlikeli olmuşlardır ama biz bunu anlamayabiliriz çünkü tarih değişiyor diye. Fuat Sezgin de böyle biri. Evet bugün ülkemizde Fuat Sezgin her tarafta adını görebilirsiniz. Üniversite isimlerinde bile görebilirsiniz. Birçok etkinlikte görebilirsiniz. Yani çok doğaldır onun ismini görmeniz. Ama 1960'lı yıllara giderseniz Fuat Sezgin üniversiteden atılmış. Yani üniversitede artık hocalık yapmasına, çalışmasına izin verilmemiş biri. Türkiye'de kendine hiçbir çalışma ortamı bulamadığı için yıllarca yurt dışında çalışmak zorunda kalmış biri. Yani bugün rahat rahat okuduğumuz kitapların yazarları da aynı şekilde kendi devirlerinde zor günler yaşamıştır büyük bir ihtimalle. Bu açıdan bu kitabı öncelikle o açıdan bir değerlendirelim. İkinci bir açıdan da kitap normal kitap formatında yazılmamış. Zaten kendisi de yazmış aşağıya söyleşi diye. Röportaj şeklinde yazılan bir kitap. Sefer Turan'la Fuat Sezgin arasında bir röportajı dergide basmak yerine ya da işte bir gazetede basmak yerine kitapta basılmış. Ama güzel bir kitap olmuş. Hem ufuk açıcı olmuş birçok bilgi açısından hem böyle teşvik açısından güzel bir sohbet olmuş. Yani bilime çalışmaya yönelik bir teşvik edici özelliği var. Bu açıdan değerli bir kitap olmuş. Bunu da önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Üçüncü kitabımız Bilink. Düşünmeden düşünebilmenin gücü. Daha önce de Malcolm Gladwell'in iki kitabını paylaşmıştım sizle. Aykırı bir görüş var. Yani modern çağın sabitleşmiş görüşlerine aykırı bir düşüncesi var demiştim. Burada da yeni bir aykırı bir görüşünü savunuyor bize. Bu görüşü de şu. Böyle bir olay karşısında ya da bir durum anlatıldığında bir sorunu çözmeniz gerektiğinde ilk 3-5 saniyede, 10 saniyede, 15 saniyede bir karar verirsiniz ya görür görmez verdiğiniz içinize doğan bir karar vardır. Bunun yeri geldiğinde aylarca aynı konu üzerinde uzmanların çalıştığı karardan daha değerli olabileceğini anlatıyor bize. Tabii bunu şöyle düşünmeyin. Yani komedi filmlerinde olur ya hiçbir işten anlamayan bir adam sapır saçma kararlar verir ama sonucunda hep doğruya çıkar. Herkesi şaşırtır, uzmanları falan şaşırtır. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Burada bahsettiği olay şu. Sizin geçmişte büyük bir birikiminiz oluyor. O konuyla ilgili çalışmalarınız oluyor. O sizin beyninizde yer ediyor. Bilinçaltınızda yer ediyor. Doğal olarak sonraki hayatınızda bununla benzer bir olayla karşılaştığınızda bu eski bilgilerinizin hepsini beyniniz 2-3 saniye içerisinde, 5 saniye içerisinde harmanlayıp oradan bir çözüm üretip size fark etmeden sunabiliyor bunu. Aslında kitabın anlatmaya çalıştığı olay bu. Bunu burada anlattığı örneklerle daha ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Dördüncü kitabımız İnsan Denen Meçhul. Bu kitap okurken beni bayağı zorladı. Çünkü içerisi fazlasıyla bilimsel içerik içeriyor. Yani bir doktor olarak burada anlattığı biyoloji bilgileri, tıp bilgileri beni bile yeri geldiğinde sıktı. Ya şu kitabı bıraksam mı, okumasam mı ki diye bile düşündüm. Ama kitabın anlattığı şeyler gerçekten çok değerli. Kitap ...bize hücreden başlıyor, dokuyu anlatıyor, organları anlatıyor, sistemleri anlatıyor, hormonları anlatıyor, vücut içerisindeki maddeleri anlatıyor. Yani bu açıdan bile baktığınızda birçok kişi için sıkıcı bir kitap olacaktır. Ama biyoloji ile alakalı olanlar, tıpla alakalı olanlar için gerçekten okunabilir, çok güzel bir kitap olmuş. Bunları anlattıktan sonra insanı bunlara bilmeden, yani bu kadar ayrıntılı bir şekilde bilmeden tanımlayamayacağımızı anlatıyor... Sonra insanın çevresiyle ilişkilerine geçiyor. Bunu daha genişletiyor, genişletiyor, evrene kadar yayıyor. Yani bir tane ferdi, yani bir insanı anlayabilmemiz için hücresinden tutun da uzaya kadar bu insanın karşılaştığı, içinde bulunduğu her şeyi bilmiyorsak onun hakkında kesin bir hükme varamayacağız diye bir yorumu var. Yani kitap bize ayrıntılı olarak bunu anlatıyor. Bunun üzerine de modern çağda daha çok maddeyi çözmeye çalışmamızı bir eleştiri getiriyor. Esas olanın insanı çözmek olduğunu anlatıyor. Maddeyi çözmenin amacının insanı çözmeye giden yol olduğunu. Yani başta bahsettik ya hücreden uzaya kadar her şey insanı ilgilendirir diye bahsediyordu. Kitapta da maddeden bu şekilde bahsediyor. Maddeyi araştıracağız, bulacağız ama buradaki amacımız maddeyi, teknolojiyi geliştirmek değil. İnsanı daha güzel, daha üstün bir insan haline nasıl getireceğiz? Amacımız bu. Maddenin de insana etkileri var. Bunu çözeceğiz. Bunu bulacağız ve insanı daha güzel bir hale getireceğiz şeklinde bir amacı var. Biraz ütopik hayalleri var. Nasıl uygulanır, nasıl uygulanmaz belki de eleştirel bir şekilde anlatacağız. Bu kitabı da önümüzdeki haftalarda ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Bu dört kitabı ayrıntılı bir şekilde işlediğimiz videolarda görüşmek üzere.